Merhaba sevgili dostlar. Ben de aslında Avrupa Şampiyonası başladığında bir kamera bir tripodla karşınıza geldim. Özellikle de Avrupa Şampiyonası döneminde YouTube kanalımı aslında harekete geçirmek istemem. Biraz da maçların kalitesi hem de Türk milli takımımızın orada olması bağlamında birbiriyle doğru orantılı gitsin diye karar verdim. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası başladı. Milli takım maçını oynadı. Bu anlamda diğer karşılaşmaları da kendi bilgimce değerlendirme anlamında da karşınızdayım. Milli takımımıza tabii Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Gerçekten çok kaliteli takımlar, kaliteli oyuncularla kurulu bir şampiyona. Biraz aslında genel itibariyle de başlamak istiyorum. O da şöyle ki, UEFA'nın özellikle 11 ülkede, aslında 11 başkentte diyebilir, 11 büyük şehirde denebilir buna. Böylesine bir karar vermesini çok doğru bulmuyorum açıkçası. O da şöyle ki, pandemi nedeniyle aslında geçen bu süreçte oyuncuların hem maç trafiği, aslında ülkelerin bu kadar çok kendi liglerini de yetiştirmesi anlamında ciddi problemler yaşadığı bir ortamda pandemi denilen hani bu çok bulaşıcı hastalığında olması birçok ülkenin farklı şekilde buna tepki vermesi, bazılarının iyi, bazılarının kötü olması, şu anda da oynanan aslında turnuvada bazı ülkelerin, ki buna mesela Rusya'ya da örnek verebiliriz, çok ciddi aslında problemler altında olması nedeniyle hala orada maçların olması, orada oynayan takımların daha sonra başka bir ülkeye geçip orada maç yapması gibi aslında, yani bu örnekler çoğaltılabilir. Çok pandemiye yönelik değil de aslında herkesi memnun etme anlamında, aslında herkese cevap verme anlamında bir turnuva olduğunu değerlendiriyorum ben kendi anlamında. O yüzden de çok doğru bulmuyorum. Amaç pandemi ise pek çok yerden hani bulaşıcı özelliklerini riske atmak anlamında değerlendirmektense çok daha iyi olan bir ülkede aslında 7-8, yine önceki Avrupa şampiyonları gibi 7-8 sadece statta çok iyi olan bir, pandemisi iyi olan, iyi yönetilen bir ülkede yapılabilirdi diye düşünüyorum. Öncelikle böyle bir giriş yapayım. Maçlar oynanıyor. Christian Eriksen, Danimarka oyuncusu, gerçekten çok korkuttu bizi. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz gerçekten. Yani binde bir olabilecek bir olayla karşı karşıya kaldık. Çok kötü olduk tabii, hem ailecek hem de aslında bütün futbol dünyası, bütün dünya. Bu da Türkiye'de daha aslında bir hafta önce, iki hafta önce açıklanan işte sahada ölmeliler, işte futbolcular, işte hani bu anlamda yapılan değerlendirmelerin de beklentilerin de aslında ne kadar kötü ve ne kadar doğru olmadığını da ortaya koydu. Onu da belirtmekte fayda var. Çünkü evet, hani klasik söylem, futbolcular da insan ama futbol oynamak için ölmek gerekmiyor. Bazı şeyleri çok daha iyi yapabilirsiniz tabii. Ama futbol zaten dünyanın en tehlikeli oyunlarından bir tanesi. En tehlikeli sporlarından bir tanesi. Bunun üstüne de ayrıca hani bunun en son, artık insanlık için en son olan şey ölümü de eklemek gerçekten biraz ya insanlıktan çıkmak gibi de oluyor. O yüzden bütün dünyada çok kötü bir şekilde bunu tekrar hatırladı. Hepimiz de aslında hatırladık. O yüzden oyuncunun iyi olması, oyuncudan güzel haber gelmesi gerçekten hem turnuvanın gidişatı anlamında, hem insanların bakış açısı anlamında psikolojik bir şey aslında iyi bir noktaya getirdi güzel haberlerin gelmesi. Bu da tabii çok sevindirici oldu. Turnuvaya gelince İtalya-Türkiye maçıyla başladı. Ben özellikle ikinci maçı da
Galler ve İsviçre maçını da beklemek istedim bu programı yapmak için de. Şu anda yine maçlar oynanıyor. İngiltere-Hırvatistan maçını da izledim şimdi. Onun akabinde yapıyorum programı. Hani tarih itibariyle de yakalayabilirsiniz diye. İngiltere mükemmel bir gol attı. 17 yaşında bir oyuncuyu sahaya sürdü. Bizden sonra galiba en genç aslında takıma sahip bir şey. Takım İngiltere. İtalya-Türkiye maçında ve Galler-İsviçre maçıyla aslında grubun tüm takımlarını değerlendirerek başlamak istiyorum. Kusura bakmayın, böyle hani biz televizyoncu değiliz, şey değiliz. Böyle arada bir takılıyorum. Bunu zamanla tabii gidereceğiz. Çok da şey değilim, tecrübesiz değilim kamera önünde, ama biraz tabii pratiğe de ihtiyacım var. Dolayısıyla sürçülisan edersek şimdiden affola. İtalya-Türkiye karşılaşmasında İtalya takımı işte söylenene göre 33 maç yenilmeyen bir takım olarak karşımıza geldi. İşte Mancini ile beraber çok ciddi bir hava yakalandığı söylendi falan filan, ama burada tabii biz İtalya gibi çok güçlü, Avrupa'nın önemli futbol başarılarını yakalamış bir ülke değiliz. Dolayısıyla ona göre hazırlanmamız gerekiyordu. Yani beni dinleyenlerden ya da seyredecek olanlardan şunu rica ediyorum özellikle. İtalya maçından önce Şenol Güneş dahil, oyuncular dahil, bütün herkesin aslında yapmış oldukları o açıklamaları bir göz önüne getirip bir hatırlayıp ondan sonra da İtalya maçı sonrasına gelmek çok daha mantıklı olur. Çünkü pek çok şeyi yakalama imkanı duyarız diye düşünüyorum ben. Ne kadar aslında yanlış hazırlandığımızın, ne kadar aslında eksik davrandığımızın da bir sonucu İtalya maçından sonraki skor ve oynanan oyun itibariyle değerlendirilir diye düşünüyorum. İtalya maçında en önemli şey, bizim yapmamız gereken en önemli şey aslında kendi yapacağımız şeydi. Kendi oynayacağımız oyundu. Kendi konsantrasyonumuzdu. İtalya'ya sadece İtalya'nın kendi sistemidir, oyuncularıdır, o bağlam üzerinde değil, turnuvada kendi yapacaklarımız üzerinden iyi şeyler yapmamız gerekti ve bunun üzerinde çalışmamız gerektiği gerçeğiydi. Ancak İtalya maçında bunu görmedik. Sebebine de gelince, bu konularda çok net olmak gerekiyor. Milli takımımız için en önemli şey, bence bunlar tabii benim şahsi görüşüm, bir kere net olmak gerekiyor. Bu netlik de şudur. Örneğin Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman Türk milli takım oyuncusu değildir. Çünkü yani Türkiye'de özellikle liglerde oynanan tüm takımlar itibariyle mevki anlamında devşirme oyuncuların çokluğu milli takıma da yansımaktadır. Şimdi Okay Yokuşlu sadece 11'i tamamlayan, gol yememeyi amaçlayan bir takımda ortanın ortası 4-1-4-1 gibi bir oyunda sadece tek orta saha gibi görünen ama 5. defans oyuncusu gibi oynayan bir oyuncu olarak gördük ki bu kadar korkak bir milli takımı çok uzun süredir zaten seyretmemiştik, zaten görmemiştik. Artı bir de sahada oynanan oyun itibariyle o üretkenliği hiçbir şekilde, yani 90 dakika boyunca yapamayan da bir milli takımın en önemli aslında öz eleştirisi oyuncuların üretkenliği üzerinden gitmek olur diye düşündüm ben. O yüzden Okay Yokuşlu diyorum, Kenan Karaman diyorum. Kafadan bir kere bu iki oyuncu milli takım oyuncusu değil. Çünkü üretkenlikleri az, tempo özellikle Okay için söylüyorum. Tempo, ciddi bir temposuz oyun oynamakta, oyuna iyi başlayamamakta. O anlamda orta alanda her iki yönünde de olması gereken bir orta saha oyuncusu niteliklerini barındırmamakta. O yüzden oynamaz. Şimdi mevki oyuncusu olması itibariyle Kenan Karaman santrafor mudur? Kenar oyuncusu mudur? Buna Şenol Güneş de karar verememiş. Zaten Kenan da karar verememiş. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir ikilemi oyuncu saha içerisinde de yaşadı. İtalya karşısında da yaşandı.
Buna mesela ben Hakan Çalhanoğlu'nu da ekleyebilirim. O yani kenar oyuncusu değil. 10 numara oynuyor. Yani 10 numara özellikleri olan bir oyuncu ki bunu mesela çok net kanıtladı. İlk yarı hiçbir şey yapamayan, oyuna küsen, işte devamlı aslında negatif bir elektriği olan bir Hakan Çalhanoğlu. İkinci yarı mevki değişikliği itibariyle daha çok hani topla buluştu. Daha böyle orta alanda o alverleri yapan bir pozisyona geldiğinde biraz daha hani özgüveni ön plana çıkmaya başladı. Bu takımın oyununa da etki etti. Çünkü biraz daha top bizde kalmaya başladı. Biraz daha her ne kadar ikinci bölgede de üçüncü bölgeye gidemesek ikinci bölgede de kalmış olsa Hakan Çalhanoğlu'nun oradaki o top sahibi olması milli takımın o anlamdaki şeyine de oyununa da etki etti diye düşünüyorum. Zaten beklerimiz çıkamadı. Yani tamamıyla oyunu aslında biz birinci bölgede kabul ettik ki hiçbir zaman çıkamadık. Ne pasla ne işte uzun topla. Bütün uzun topları da aldılar. Zaten kalecimizin geriden oyun kurma anlamında bir şey olmadı. Bir girişimi olmadı. Çünkü İtalya her ne kadar önde baskı yapsa da biz aslında bunu denemeliydik. Madem İtalya bizim rakibimiz değil, o zaman diğerlerine göre de oynamamız gerek veya diğerlerine göre de iyi yönlerimizi geliştirmek anlamında da bir karşılaşma oynayabilirdik. Onu da yapamadık. Onu da yapmadık. Ki Galler ve İsviçre'ye karşı da aslında eğer bu mantaliteyle ve bu oyuncu tercihleriyle çıkarsak yine çok ciddi problem yaşarız. Çünkü ilk karşılaşmaları itibariyle görünen o ki grubun en zayıf halkası ne yazık ki Türkiye gibi görünüyor. Çünkü Galler İsviçre maçını izlediğinizde de daha böyle mevki oyuncularını oturtmuş, sahayı iyi parsellemiş, takım savunmasının sadece sayısal anlamda kalabalık olmadığını aslında gösteren bir Galler İsviçre maçını da izledik. Çünkü İsviçre Galler'e göre daha iyi görünmesine rağmen Galler aslında bizim İtalya'ya karşı oynadığımız oyun tarzına benzer oyunu kendi alanında kabul eden bir takım görüntüsü çizmesine rağmen çok daha dengeli. Çok daha işte mevki oyuncularının özelliği sadece kendi işlerini yapabilen, kendi mevkilerini koruyabilen takım savunması anlamında o kompaktlığı mevki oyuncularının kendi bölgesi olması itibariyle, savunması itibariyle de o kaos ortamını oluşturmadan yapılan bir takım savunması gördük ki zaten yenilmediler. O karşılaşmada biliyorsunuz 1-1 bitti. Ve Galler de her ne kadar İsviçre karşısında onların yakaladığı kadar pozisyona girmese de o bu söylediğim özellikleri itibariyle de bize çok zorluklar yaşatabilecek bir takım. Asla kolay karşılaşmalar olmayacak bunlar. Şimdi Okay Yokuşlu'yu konuşurken aslında şu ana kadar izlediğim tüm turnuva takımlarının en önemli özelliğinde de şu ortaya çıkıyor. Genelleme yaptığımız zaman şimdi buradan orta saha takımların orta sahalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü orta sahaları iyi olan, yani yana ve geriye oynamayan ve sorumluluk alan, rakibi zorlayan orta sahaların çok daha etkili ve çok daha aslında iyi takımları oluşturduğunu gördük. Bu Okay üzerinden yorumlayacak olursak, yani mesela İsviçre takımında Şaka diye bir oyuncu var. Şimdi baktığın zaman hani Türk milli takımında böyle bir oyuncu yok rahatlıkla diyebilirsin. Zaten yok da hani buna yakın bir mantaliteyi geliştirirsen buna yakın oyuncuları da bulma ya da buna yakın sistemi de bulmayı biraz amaç edinmek gerek diye düşünüyoruz. Çünkü bu kaos futbolundan çıkmak gerekiyor. Özellikle şimdi tekrar milli takıma dönersek İtalya'dan gol yememek ya da yenilmemek amacıyla sahaya takım çıkarıyorsan veya çıkıyorsan işte Hakan Çalhanoğlu ile Yusuf Yazıcı aynı anda oynamaz bu anlamda. Çünkü o zaman daha dirençli, daha tempolu,
ikili mücadelesi yüksek. Yani savunmaya dönük oyuncu tercih etmen gerekiyordu bana göre. Bu tabii İtalya karşılaşması tamamıyla Şenol Güneş'e yazar diye düşünüyorum. Hem yanlış tercih hem yanlış, yani oyuncu tercihlerindeki yanlışlık, hem sistem anlamındaki yanlışlık aslında bu sonucu da doğurdu. Baktığınız zaman İtalya topa sahip olma anlamında fazlasıyla bize üstünlük sağladı. Onun haricinde işte bir Umut'un adam kaçırması, işte bireysel hatayla başlayan ilk gol. Ondan sonra tabii duygusallık ön plana çıktı milli takımda ve o duygusallıkla da ikinci, üçüncü goller yenildi. Yani çok daha farklı da olabilirdi. Oyunu bıraktığın an, oyundan koptuğun an bu üst seviyede cezanı hemen kesiyorlar. Şimdi hani notlarıma da bakıyorum. Söylemediğim bir şey var mı? Eksik kaldığım bir şey var mı diye. Dediğim gibi turnuvada öne çıkan orta sahalardı ve bizim aslında milli takımdaki orta sahada, orta saha bölgesinde yaşadığımız bütün problem aslında liglerde, hem Süper Lig'de hem PTT'de hem alt liglerde yaşadığımız problemin doğru orantısı diye değerlendiriyorum bunu. Bir de gözüme çarpan mesela İngiltere karşılaşmasında, her ne kadar İngiltere'nin mecbur kalarak Tripper'ı sol bek oynatması futbolun aslında evrildiği süreçte, bundan sonraki süreçte tüm takımların da bunu deneyecek olmaları ve aslında futbolun da buraya evrileceği diye düşünüyorum. O da şu ki, örneğin hani bu bugünkü evrilen futbolda nasıl ki ters ayaklı oyuncunun sağ önde, sağ açık ya da sağ kenar, ki işte Foden'i gördük, sol ayaklı oyuncu sağ açık, ki bunu bütün takımlarda aslında görüyoruz. Oyun içerisinde sağda olan bir frikik atışını mesela sol ayaklının kaleye doğru, kale içine doğru yapması gibi evrilen futbolda bugün artık sağ beklerin sol bek, sol beklerin de sağ bek olacağına evrileceğini düşünüyorum ben. Ki bu şu andaki oynanan futbol itibariyle de çok mantıklı geliyor. Sebebine de gelince, mesela bu sebebi de açıklamakta fayda var. Bekler zaten atakta defans arkasına çok fazla zaten giremiyorlar. Çok fazla o çizgiye inemiyorlar. Çok çok nadir olarak iniyorlar. Dolayısıyla da bu az inme durumunda çok daha kaliteli ortaları yapmak gerekiyor. Çünkü zaten çok az gidiyorsun oraya. Bu kaliteli ortaların yapımı da bence yine ters ayaklı oyuncuların kaleye doğru yapacakları ortalarla doğru orantılıdır. Yani sağ bekin sol bek, sol bekin sağ bek oynadığı süreçten bahsediyorum. Bu kaliteli ortaların işte ters ayakla kaleye doğru yapılması hem rakip defansı zor durumda bırakacaktır, hem atak yapan takımın çok fazla efor sarf etmeden topa sadece dokunarak, kafayla sıyırarak gol bulmasını, skor bulmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ayrıca beklerin ters kademelerdeki bu ters ayakları tamamıyla ciddi avantaj sağlayacaktır. Soldan yapılan ortaya sağ ayaklı ters kademede sağ ayakla çok daha rahat müdahale edecektir. Aynı şekilde sağdan yapılana ters kademedeki sol ayaklı çok daha rahat vuracaktır. Çok daha rahat hareket edecektir orada. Aynı şekilde özellikle orta alandan defansın arasına, stoper ve bek arasına atılan özellikle o yerden ve havadan toplardaki ters ayaklar çok daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Ve o atağı, daha doğrusu o pası önleyeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla evrilen futbolda ters ayakların ters tarafta olması tıpkı önde olduğu gibi arkada da olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu da takımlara etki edecektir. Bunu tabii futbolculara kabul ettirmek çok zor. Hele hele Türkiye'de Türk oyuncusuna kabul ettirmek gerçekten çok zor. Bunu
sadece saha içerisinde bu söylediğin pozisyonları onlara göstererek, anlatarak ancak kabul ettirebilirsin. Hatta yine de ettiremezsin. Türk oyuncusu gerçek resmi maçta bütün bunları yaşadığı anda ikna olabilir. O yüzden biraz hani bu konudaki hassasiyeti ya da bu konudaki aslında devamlılığı oynatarak gerçekleştirmek gerekiyor oyuncuya. Ancak Türkiye'de ne yazık ki bunu bu şekilde kabul ettirmek gerekiyor. Mesela İngiltere karşılaşmasında Trippier de fazlasıyla zorlandı, etti ama o da mesela tamamıyla kabul etmiş bir durumda değil o pozisyonu. Mecburen oynadığını zaten biliyor. Artı yani hala kabul etmiş değil ama futbolun evrileceği noktanın bu olacağını düşünüyorum ben. Bunu da antiparantez belirtmek istedim. Bir başka konu orta sahaların özellikle iyi olmalarındaki sebebin aslında stoperleri de çok ciddi anlamda etkileyeceklerini düşünüyorum. Türkiye'de bütün liglerde aslında bütün takımlarda var olan bir problem var. O da şu ki bütün takımlar aslında ayağı iyi olan stoperler istiyorlar. Bugünkü hani kendilerine göre evrilmiş futbolda gelinen noktada, endüstriyel futbolda gelinen noktada stoperlerin oyun kurmaları isteniyor ki ben bunu asla kabul etmiyorum. Sebebine de gelince orada oynayan oyuncunun bir kere temel özellikleri, birinci özellikleri havadan ve yerden hava hakimiyetinin iyi olması artı birebir de yani özellikle santraforlarla birebir de fiziksel üstünlüklerinin iyi olması ve top kaptıklarında da en yakın arkadaşına topu vermeleri. Bugünkü gelinen noktada topu kaleciden alacak, işte oyunu kuracak, yani uzun veya kısa pasla oyunu kuracak, orta alanı destekleyecek, yeri geldiğinde pozisyon icabıyla orta alanı destekleyecek. Yani bir orta sahanın yapması gereken tüm özelliklerini aslında stopere yüklemiş durumdalar bugün. Peki bütün bunları top bizdeyken, bizim takımımızdayken yapan bir stoper ne yaptı? Açıldı, kaleciyle topu aldı. İcabında dribling yaptı, orta alana kadar gitti. Oradan işte paslarla, ikiye birlerle ya da alverlerle oyunu desteklemeye çalıştı. Ya da uzun toplarla işte kenar açıklara oyun oynamaya çalıştı. Top bizdeyken bütün bunları yaptı. Peki bütün bunları yaparken arkadaşı hata yaptı ve top rakibe geçti. Şimdi ne bekliyorsun stoperden? Top bizdeyken tamamıyla hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda yorduk adamı. Şimdi top rakibe geçtiği zaman ne bekliyorsun? Havadan ve yerden kafa vurmasını bekliyorsun. Santraforla rakiple ya da orta alandan boş gelen oyuncuyu karşılamasını bekliyorsun. Top kenardayken kademe yapmasını iki stoperle sağdan geldiğinde sağ stoper kaydığında otomatikman solunda kaymasını bekliyorsun. Yani hem bu kaymaları hem kademeleri bekliyorsun. Artı bütün bunları kaçırdı. Kenardan gelen ortalara da birinci anlamda ki doğal olarak birinci anlamda bu stoperlerin, bu adamların hamle yapıp kafa vurmasını ve topu uzaklaştırmasını bekliyorsun. Şimdi bütün bunları o 70 metrede, 60 metrede bütün bunları, bu aksiyonu hem top bizdeyken istiyorsun hem top rakipteyken istiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya biz savunmada çok hata yapıyoruz. Biz defansta işte böyle goluyoruz kardeşim. Bu adamlar robot değil. Bu adamlar yani havadan uçana kaçana her yere saldırmıyorlar. Bu adamlar da insan ve onların aslında birincil görevleri var. Şimdi biz bunlara bu sorumlulukları da verdiğimiz zaman zaten oyunculuktan çıkıyorlar, insanlıktan çıkıyorlar. O yüzden orta sahaların önemi ortaya çıkıyor. Nedir bu? Oyunu kuracaklar. O yüzden yana ve geriye sorumluluk almayan oyuncularla oynamak çok ciddi takımlar için problemdir.
ben hata yapmayayım ama arkadaşım hata yapsın. Ama o zaman takım hata yapıyor. Zaten gene sen hata yapmış oluyorsun. Bu sorumlulukları oyunculara yüklemek ve bu oyuncuları zorlamak gerekiyor. Oyunculardan istemek gerekiyor yani. İşin özü o. Sen hata yapmayacaksın. O zaman ben hata yapacağım. Bu sefer psikolojik anlamda farklı bir çatışmaya girer takım. İşte takımı bir arada tutmak için oyuncuları zorlamak, oyunculara sorumluluk vermek gerekiyor. Stoperin görevi top kaleciden alır, orta alana verir. Orta alan stoperlerle o alışverişi yapar ama kendi yapacağı işi artık stoperlere bırakmaz. Bunu teknik direktörler, bunu hocalar, bunu öğreticiler, bunu eğiticiler bu çocuklara anlatacaklar ve gösterecekler. Birincil problem bu. O yüzden orta sahası iyi olan, şu ana kadar Avrupa Şampiyonası'nda da izliyorum, orta sahası iyi olan takımlar kesinlikle ön plana çıkacaklardır. Ama ne yazık ki şu anda Türkiye o grubun içerisinde değil. Çünkü onu oluşturmuş ne o oyuncu aslında özelliklerine sahip bir milli takım var, ne de aslında o sisteme göre bir milli takım var. Henüz bu oluşturulmuş değil. O yüzden önce orta sahayı şekillendirmesi gerekiyor Şenol Güneş'in diye düşünüyorum ben. Bizim milli takımımız açısından Galler ve İsviçre maçı tamamıyla orta sahaların zaten çarpışması, aslında orta sahaların üstünlüğünü kim ele geçirirse onun aslında kazanacağı maçlar olacak. Dolayısıyla milli takımımızın acilen üzerinde durması gereken konuların birincisi olarak değerlendiriyorum ben. Bunun haricinde demin mesela İsviçre takımında Şaka'yı örnek verdiğim zaman, bizim İsviçre ile oynayacağımız karşılaşmada da aslında birinci yapacağımız şey Şaka'nın o pas bağlantılarını kesmek olmalı diye de aslında eklemem gerekiyor. Galler takımı zaten tamamıyla hani bir takım halinde aslında oynayan bir takım. İşte Gerrit Bey'li falan hani söylememe zaten gerek yok ki. İsviçre takımı o konuda da yanılmıyorsam stoperleri Akanji ile çok ciddi anlamda karşıladı Gerrit Bey'li. Diğer uzun boylu santraforu gol atmış olsa da Akanji Gerrit Bey'li ne zaman ceza alanına yakınına veya içine girdiğinde birebir aslında karşıladığı için Gerrit Bey çok etkili olamadı o karşılaşmada. Bizim de özellikle Merih Demiral'le hangi takımla oynarsak oynayalım mutlaka Şenol Güneş'in birinci olarak o eşleştirmeyi yapması gerekiyor. Nedir o? Zaten 4-2-3-1 oynuyor baktığınız zaman. Hani 4-4-2 oynadığı zaman iki stoperin zaten diğer santraforları alması gerekiyor. Bunu söylemeye bile gerek yok. Onun haricinde tek santrafor oynayan tüm takımlara mutlaka birebir eşleştirmek gerekiyor. Senin işte havadan, yerden ikili mücadelelerde iyi olan stoperinle o santraforu mutlaka eşleştirmen gerekiyor. Bunu yaptırman gerekiyor. Yani bizim de milli takım olarak birinci olarak yapmamız gereken orta saha düzeni ve artık herkesin mevki oyuncusuyla beraber herkesin kendi bölgesinde en iyi şekilde hem savunması hem hücum yapması gereken oyuncuları tercih etmemiz gerekiyor diye söylüyorum. Şu andaki hani ilk program itibariyle de aldığım notlar itibariyle de hem de sizi sıkmamak anlamında biraz kısa keseyim dedim. Bundan sonraki karşılaşmalarda tabii yine beraber olacağız. Sadece futbol anlamında değil, politikada konuşacağız, kitapta konuşacağız. Ondan sonra güncel konularda özellikle benim mesela kafaya taktığım bir şey var. Eleştirenleri eleştirmek ki şu anda medyada, özellikle spor medyasında gerçekten çok ciddi bir kalitesizlik mevcut. Gördüğüm yanlışları, ondan sonra okuduğum şeylerin doğru olup olmadığını tabii araştırdıktan sonra doğru olanlara karşı eleştirenleri eleştireceğim diye kendimi aslında kurdum. Şunu da söyleyeyim, futbolcuyken yemin ettiğim bir konu vardı, bunu her zaman söyledim. Her zaman futbolcunun yanındayım.
Her zaman futbolcunun yanındayım. Bugün de öyle. O yüzden özellikle futbolculara karşı herkes bundan sonra dikkatli olsun diye düşünüyorum. Futbolcular çünkü sahipsiz olmamalı. Yani biz çok sahipsizdik. Şimdikiler biraz daha sahipsiz gibi duruyor ama yani ben onların yanında olduğumu buradan göstereceğim, buradan ispat edeceğim. O yüzden onlar rahat olsunlar. Çünkü bütün herkes futbolculara yükleniyor. Bütün her şeyin sorumlusu olarak futbolcuları gösteriyorlar. Futbolcu aslında gelinen sonuçtur. Futbolcu sadece sahada işini yapar. Oraya kadar gelen süreç tamamıyla futbolcunun dışındadır. Ya da olmalıdır. O yüzden bütün bu konuları hep beraber konuşacağız. Böyle yani kaliteli bir şekilde kendi bildiğimce, kendi doğrularımca size anlatmaya çalışacağım. Ama emin olun hiçbir tarafım oynamadan tamamıyla dürüstçe bir doğrularla karşınızda olacağım. Bundan sonraki işte maçlarda veya bundan sonraki konularda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.